Viktor Frankl biliyorsunuz ki aslında işte yaşamda anlamı araştırmış. Ondan sonra varoluşçu bir terapist, logoterapinin teorisyeni ve biliyorsunuz Nazi kampında kalmıştır Viktor Frankl. Bütün ailesi ölmüştür ve çok güzel yazıları vardır. Onun bir sözü var, ben çok seviyorum. Diyor ki uyaran ve tepki arasında bir boşluk var diyor. Yani o amigdaladan gelen yani bu tehdit, dışarıdan gelen bir tehditle bizim amigdaladan gelen ona karşı verdiğimiz reaksiyon arasında ufak bir boşluk var. Yani bizim mesajı buraya götürüp işlemleyebileceğimiz. Ha, bir dur bakalım şimdi ne oluyor diyebileceğiz. İşte o boşluğu kullanabilirsek o zaman tepkimizi seçiyoruz. Tepkimizin şeyi önemli. Bazen elimizi yumruğumuzu masaya vurup bir dakika kardeşim ben bu sene sınava girmiyorum. Bu sene zihnimi dinlendireceğim demek de bir şeydir, seçimdir. Ya da ben bu okulu okudum ama bu mesleği yapmak istemiyorum demek de bir seçimdir. Her zaman her şeyle mutlu olmak durumunda, her şeyi sevmek durumunda değiliz. Ve her zaman evet demek ve her şeye karşı sakinlikle yaklaşmak durumunda değiliz. Ama sakinlik dediğimiz şey içsel bir rahatlıkla, bir güvenle yaklaşabilmek. Bunu söyleyebilmemiz için kendi seçimimiz olmalı. Gerekiyor. Yani konuşamadığımız için susmakla susmayı tercih ettiğimiz için konuşabilecekken susmayı tercih ettiğimiz için susmak arasında bir fark var aslında. Bunu elde edebilmek. Mindfulness böyle bir zihinsel mod.